Günaydın arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine uyandım ve kameranın karşısına geçtim. Şu an saat erken bir saat değil. Sabah aslında 9'da falan uyanmıştım ama gerçekten böyle kalamıyorum. Yani tekrardan uyuyasım geliyor. Bilmiyorum niye böyle. Tekrardan uyudum sonra zaten. Arkadaşlar 2-3 gündür çok kötü bir çalışma düzenim var. Hatta çalışmadım diyebilirim. Yani şöyle dışarıdaydım 2-3 gün. Eve geldiğim zaman da sadece coğrafyanın hocanın yüklediği videoları dinledim yani. Dinlemekten başka da hiçbir şey yapmadım. Bugün de sabah 9'da kalktığımda tarihten İslamiyet tarihi. Canım bir dakika. İslamiyet öncesi Türkten çalışmıştım ben. Sadece onu tekrar edip testlerini çözeceğim. Bir de ilk Türk İslam devletleri. Sabah kalktığımda bunun videosunu izledim biraz. İlk Türk İslam devletlerinin de 3 videosunu ya da 4 videosunu izleyebilirsem izlerim. Yani kısaysa normalde 1,5 saat falan olabiliyor çünkü. Bugün gerçekten düzgün çalışmayı hedefliyorum. Dün de kitap siparişi verdim. İlk paragraf tarih. Bir de haritalarda coğrafya kitabının siparişini verdim. Umarım onlar da çok kısa sürede gelir. Heyecanlıyım. Bu arada kitap almak isteyenler, ben bütün kitap sitelerini araştırdım arkadaşlar. Belki de biliyorsunuzdur ama hani hangisi daha ucuz olur diye. Kesinlikle Kitap Yurdu. Kitap Yurdu'ndan öneriyorum. Yani mesela BKM'de çok ucuz. Ama en son dün bir Kitap Yurdu'na da bir bakayım derken en ucuz oranın olduğunu gördüm. Bir de ben 2022 tarih bunların test kitaplarını sipariş vereceğim. Çünkü fiyatları 40-50 TL gibi bir şey. Yani tarih zaten değişmiyor biliyorsunuz ki. Ramazan Hoca da söylüyor bunu. Hani geçen senelerde kitabınız varsa almanıza gerek yok diye. O yüzden ben de böyle eski basım kitapları almayı düşünüyorum. Hem 40-50 TL'ye mesela atıyorum bir tane 200 TL'lik alacağım ama 4 tane alabiliyorum o fiyata. O yüzden böyle bir şey yapacağım. Ama coğrafyada bunu yapamıyorum. Coğrafyada yeni basımları alacağım zaten. İlk haritalar coğrafyayı aldım. Test kitabım var şu anda. O yüzden onu almayacağım. Dün yine Carrefour'a uğradım ben. Duramıyorum çünkü. Böyle bir notluk. Ne denir buna işte? Post-it mi? Öyle bir şey. Bundan aldım. Bir de Rotring aldım. Beyaz. Almak isteyenler varsa Migros'ta şu anda indirimde 70 TL. Bence gidin alın arkadaşlar. Carrefour'da vesaire mesela 90 TL'ydi. 70 TL aldım. Yanında böyle uçla zaten. Ucu var. Bu kalemlerden aldık. Yani hediye daha doğrusu. Ben aldım diyemem. Teşekkür ediyorum buradan. Bakın. Bunlar. Şunlar da var bir de. Bu renkli kalemlerin ikisi de 79 lira falandı diye hatırlıyorum. Böyle bugün hedefim, şimdi Türkçe sorusu çözemiyorum sabah uyandı. Türkçe şu anda kitabım yok paragraf. Tarih çalışacağım her zamanki gibi. Çünkü diğer dersleri gerçekten canım hiç çalışmak istemiyor. Yani matematik, Türkçe, vatandaşlık yani hiçbirini canım istemiyor. Şimdi tarih çalışacağım. Tarihten sonra coğrafyada da aslında çalışacak bir şey kalmadı ama bu haritaları ben hala çizemedim arkadaşlar gerçekten. Kendime buradan bir tebrik koyuyorum. En son ulaşım videosunu izledim. Hocanın hatta 31 mi 30 mu öyle bir video olması gerekiyor. Ulaşım videosunu izledim. Ulaşım aklımda kaldı aslında. Ne diyorum ki şimdi diğerlerini de unutuyorken bunu unutmamak için ilk bunun haritasından başlasam diyorum ama hiçbirini çizmiyorum. O da ayrı bir konu. Matematiğe başlamam gerekiyor. Yani 50 günde kamp vardı. 50 gün kampı. Onun için başlamam gerekiyor aslında. Belki bir de matematiğe bakabilirim. Bir de arkadaşlar yani ben mesela sabah uyanıyorum tamam mı? Yani böyle çalışacağım. Çalışmak istiyorum ama bir şekilde gün geçiyor. Ve ben bakıyorum ki elimde hiçbir şey yok. Yani çalışmaya dair yaptığım hiçbir şey yok. Rüzgar sesi. Yani mesela YouTube'dan birkaç tane birilerini izliyorum. KPSS'ye hazırlanma aynı şekilde. Ya insanlar böyle ya oturuyor. Ne bileyim sabahtan akşama kadar çalışabiliyor. Yani bu insanların hiç mi işi yok? Hiç mi evinde birileri yok? Gelen, çıkan, giren yok. Yani bana çok garip geliyor. Ben mesela burada bir saat oturmaya kalksam şu anda. Yani bir sürü giren çıkan ne bileyim yani hani burada benim bir saat böyle tamamen oturma imkanım yok yani. Yani gerçekten illa biri gelip bir şey söyler, buradan kalkmam gerekir, bir şey yapmam gerekir. Bilmiyorum ya. Keşke ben de öyle olsam diye bazen çok özeniyorum yani bu insanlara. Her neyse. Bu şekilde başaracağız. Bugün matematiği de ekleyeceğim bu arada ya. Matematiği çalışmam lazım yani gerçekten. Matematiğim iyi diye güveniyorum ama aslında o kadar da iyi değil yani sonuçta. Mat 1 bir de yani. Mat 1'de güven olmaz. Öyle. Bugün bir başlasın tarihle. Devamı inşallah gelir arkadaşlar. O yüzden ben şimdi tarih çalışmaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. Medresesi. Semerkant Medresesi. Tamgaç. Bazı kaynaklara göre de Tapgaç diye de geçen. Tamgaç Buğra Han zamanında.
arkadaşlar, şimdi tarih, bakın video şurada. Tarih videolarını bitirdim. 2-3 videoyu. Şimdi coğrafyaya geçeceğiz. Bakın bu ilk defa böyle not aldım bu arada. Önemli kelimelerim. Çok tatlı. Şimdi coğrafyaya geçeceğiz. Coğrafyadan harita çizeceğiz. Sonra da matematiğe geçeceğiz. Evet arkadaşlar, yeni bir günden hello. Dün bütün söylediklerimi yaptım. Bir alkış. Dün bir de artı olarak coğrafyanın ulaşım, sanayi ve turizmini tekrar ettim. Bir de turizm videosunu izledim bu arada. Bir de matematiği falan da yaptım ama matematikten artı iki tane video daha izledim. Tek çift sayılara kadar bitti şu anda. Ardışık sayılar gelecek. Bugün de devam videosunu izleyeceğim matematiğin. Sonra tarihten Türk devletlerinin tekrarını ve ilk konunun tekrarını yapıp test çözeceğim. Bir de coğrafyadan coğrafi konumdan ve son işte o turizm, sanayi vesaire onların testlerini çözeceğim. Şu anlık bu. Daha fazlasını yaparsam da zaten söylerim. O yüzden görüşürüz. Arkadaşlar, durum güncellemesi. Şimdi bu kitaptan, Engin Eraydın Hoca'nın kitabından 60 tane soru çözdüm. Sabah uyandığımda da bunun coğrafi konum videolarının hepsini tekrar etmiştim. Şimdi de buradaki olan testlerin hepsini çözdüm. Göstereyim bakın. Şunları çözdüm. Toplam 60 soru vardı. Max 2 tane yanlışım çıkmıştır. Bunlar cinde de bir şey, yani bir yanlışım çıkmadı. Ünite değerlendirme sorularını da bıraktım. İleride belki çözerim tekrar olsun diye. O yüzden şimdi tarihe geçiyorum. Arkadaşlar, tekrardan ben geldim. Tarih çalışmamı da bitirdim. Bunu da Aydın Yüce Hoca'nın Soru Bankası kitabından çözdüm. Daha önce KPSS, yani 2022 yılı için KPSS ufak tefek çalışmaya başladığım zaman bunun testlerini çözmüşüm. O yüzden çok fazla test kalmamış içerisinde. Diğer zaten benim hoca tarih kitabım var bir de benim. Şu. Bunun içindeki de tüm testleri çözmüşüm. Yani ilk konunun tüm testlerini. O yüzden şu anda çözmem, yani çözebileceğim herhangi bir kaynak yok. İki tane test kitabı almıştım. Yaprak test daha doğrusu tarihten. Onlar da henüz kargoya verilmedi. Yani iyi ki erken gelir umarım dedim. Ama henüz de 3. gün olmasına rağmen kargoya verilmemiş. Haritalar coğrafya kitabı bekleniyor. O yüzden şu an için test çözemiyorum maalesef. Matematiğe geçiş yapacağım. Matematikten sonra da günü kapatırım. Biraz kendimi grip gibi hissediyorum çünkü. Bir de telefonum 64 GB olduğu için maalesef ki bu kadar uzun video çekmeme izin vermiyor. Bana sıkıntı çıkarıyor.
Aha, bir de şunu söyleyecektim. Ben tarih sorularında öncüllü sorularda çok yanlış yapıyorum. Yani öncüllü soruların neredeyse hiçbiri doğru değil arkadaşlar yaptığımı. Çok nadir arada bir doğru falan çıkıyor. Bu öncüllü soruların yani doğru yapabilmem için ne yapmam gerekiyor? Siz de bir şey biliyorsanız lütfen bana söyleyin. Çünkü bundan sonraki sınavlarda hep öncüllü soru ağırlıklı gelecekmiş. Hocalar öyle söylüyor genel olarak. Ve benim de en çok yanlış yaptığım soru çeşidi o. O yüzden hani bunun için bir taktiğiniz varsa ve bir şey biliyorsanız bu konuyla alakalı lütfen yoruma yazın. Şimdi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye.